Zor diyorlar, aç kalıyoruz diyorlar, sıkıcı diyorlar, mahrumiyet duygusu var diyorlar. Bunlar var değil mi diyet deyince akla gelen? E biz niye diyet yapmanızı istiyoruz? Hasta olmamanız için. Ama sağlık neydi? Bedenen ve ruhen iyilik haliydi. O yüzden en iyi diyet hangisi sorusunun cevabını bulmak için kendinize sormanız gereken 5 soru var. Bu 5 soruyla en doğru diyeti bulabilirsiniz. Soru 1. Herkes hazır mı? 1. Bu diyet benim için mi yazıldı? Yoksa komşunun diyetini mi aldınız? Ya da internetten diyet mi buldunuz? Ya da sosyal medya şahanesi, o parayla satın aldıkları takipçilerle, diyetisyen olmadıkları halde kendini diyet koçu filan ilan edenler, ismi lazım değil, onların gazetedeki diyetlerini mi buldunuz? Direkt en iyi diyet hangisinin birinci sorusu çöpe. Çünkü en iyi diyet sizin için yazılmış olan diyet. 2. Bu diyet size ne vaat ediyor? Ne vaat ediyor? Bir haftada 5 kilo vaat eden diyet duydunuz mu? Var. Değil mi? Bir ayda 10 kilo vaat eden diyet var mı? Var. Peki 1 kilo vermek için kaç kalori eksik yemiş olmak gerekiyor? Öğrenciler konuşmayın bakayım. 1 kilo vermek için kaç bin kalori eksik yemiş olmak gerekiyor? Arkalardan bir cevap alayım. Siz nereden biliyorsunuz? Şahane bak, bilinçli insan. 1 kilo yağ vermek için 7000 kalori eksik yemek gerekiyor. Şimdi o zaman nasıl olur da bir insan 3 günde 1 kilo yağ verebilir? Ya da bir haftada 5 kilo yağ verebilir? Onu verebilmesi için bakın, biz çok pratik bir formül var. Biz okulda bunu öğrendiğimiz ve pratikte uyguladığımız. Bir insan her gün 2000-2500 kalori alıyorsa ve her gün 1000 kalori eksik yerse, yani kalorisini 1300-1500'e indirirsek, 7 günün sonunda her gün 1000-1000 eksik yedi ya, 7 günün sonunda kaç bin eder? 7000 eder. O yüzden bir haftada 1 kilo gitmesi doğrudur. Eğer bir haftada 3 kilo gidiyorsa, o giden kilo yağdan değildir. Nedendir? Kas ve sudandır. Hızlı kilo verdiren diyetlerle geri kilo alınmasının en büyük sebebi de kas kaybıdır. O zaman en iyi diyet hangisinin birinci sorusu neydi? Bu diyet benim için mi yazıldı? 2. Bu diyet bana ne vaat ediyor? Haftada 1-2 kilodan fazlasını vaat eden diyetten uzak duruyoruz. 3. Bu diyette yazanlar benim bütçeme uygun mu acaba? Bütçeye uygun mu değil mi? Herkesin evinde Frank üzümü var mı? Yok mu? Ay görüşmeyelim o zaman. Avokado da mı yok canım sizin evde? Ay avokadosuz yaşayamayız. Papaya, mango, hiçbiri mi yok? Ya gördün mü? Evet. Üçüncü soru da bu. Size verilen diyetteki besinler bütçenize uygun mu? Her zaman gittiğiniz pazarda, manavda, markette, alışveriş yerinde var mı? Çünkü siz bunu 3 hafta kamp gibi yapmayacaksınız ki. 3 hafta kamp gibi yapanlar bırakınca ne oluyorlar? Hepsini geri alıyorlar. Demek ki 3. soru da buydu. 4. soru. Ömür boyu uygulayabileceğiniz bir diyet mi? 3 hafta, 5 hafta, yani o çok kilolu bir insana dersen ki seni bu dertten kurtaracağım. Vallahi dayanır yani, 3 hafta değil, 6 hafta değil, 8 hafta bile dayanır. E sonra ne olur? Normal hayatına geçtiğinde, eski yeme alışkanlığına döndüğünde verdiği kiloları fazlasıyla geri alır. Şöyle düşünün, suyun altına, hani denizde oynarız ya ya da havuzda, bir topu ne kadar dibe bastırırsan bıraktığın anda top o hızla yukarıya çıkar değil mi? Beslenme de böyle. Diyeti yaparken ne kadar çok yasak varsa,
sizi ne kadar strese sokuyorsa, sizi ne kadar üzüyorsa o diyet o kadar gerçekçi değil demek ki. Size uygun değil demek ki. O yüzden dördüncü sorunun cevabı da bu. Ömür boyu uygulayabileceğiniz bir program mı? Şimdi bana geliyor bazı danışanlarım. Diyor ki ben makarnasız yapamam. Ben de yapamam diyorum. Ben de makarna yiyorum. Bak kitabın kapağını koymuşum, daha ne yapayım? Makarna afiyetle yenebiliyor. Benim Instagram hesabımda görürsünüz zaten. YouTube videolarımda da görürsünüz. Önemli olan ölçü. Her şey yenebilir. Yasak yok. Makarna isteyen danışanımız makarnayla da kilo verir. Ben şarap içeceğim diyor. Şarapla da kilo verebilir. Ben çikolataya bayılıyorum diyor. Tabii ki oturup 80 gramlık çikolata yedemiyorum ben ona. Ama çikolata yiyeceği zaman ne miktarda yiyeceğini, o çikolatanın yanında ne yiyeceğini ve ertesi öğünde nasıl düzelteceğini söylüyorum ki rahat olsun, mutlu olsun, huzurlu olsun. Hala en iyi diyet hangisinin? Bir de beşincisi var. Beşincinin cevabı da şu, aslında hepsini toparlıyor. Sizi mutlu eden, sürdürülebilir, gerçekçi bir program. Gerçekçi olmak çok önemli. Evet, çünkü hepimizin hayatının gerçekleri var. İnsanlar zannediyor ki, kimisi sabah 9'da uyanıyor, kimisi sabah 5'te uyanıyor, kimisi gece mesaisine kalıyor. Herkesin hayatı farklı. Ya da moto kuruyor arkadaşlarımız var. Adam bütün gün motosikletin başında. Ben ona nasıl bol su iç diyebilirim? Adamın yarım saatte bir tuvalete koşması lazım. Öyle değil mi? Ya da burada ayakta duran arkadaşlar ben problemi yaşıyorlar. Ben bir de onlara git koş diyebilir miyim? Yine olay nereye geliyor aslında? Kişiye özel, bireye özel beslenmeye geliyor. Birinci maddeye geliyor. Bu diyet, bu program sizin için mi yazıldı? Efendim benim param yok, gidip kendim için program yazdıramıyorum. Diyetisyene gidemiyorum. Olabilir. Hiç kolay değil. Hayat hiç kolay değil. O zaman ne yapabilirsiniz? Hiç üzülmeyin. Kendi kendinize bu işi başarabilirsiniz. Gerçek diyetisyen diyoruz artık biz kendimize. Gerçek diyetisyenlerin web sayfaları, kitapları, bizim gazete yazılarımız rehberlik edebilir size. Şunu tavsiye ediyorum. Her gün yediklerinizi bir yazın. Bir hafta boyunca yediklerinizi bir yazın bakalım. Sabah, öğlen, akşam bir kere düzenli besleniyor musunuz? Bir gün içinde almanız gereken 5 besin grubunu alıyor musunuz?